Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evvelin vel ahirin. Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya Resulallah. Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya Habiballah. Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyidil evvelin vel ahirin. Sevgili gençler, bugünkü dersimizde kalpteki marazlardan, hastalıklardan bir tane olan ve çoğu Müslümanlarda, çoğu insanlarda mevcut olan, bizim için de en tehlikelilerden birisi olan bir hastalık gündemde. Dolayısıyla bunu doğru düzgün anlamalı ve gerçekten kendimizi de bu hastalıktan, beladan, felaketten korumalı ve kurtarmalıyız. Gizli şirk diye ifade edilen riyakarlık, kalpteki hastalıklardan bir hastalıktır. Riya kelimesine baktığımız zaman, şum'a kelimesi de bu anlamda kullanılır. Riya, millet görsün beni, beğensin beni, aferin desin, onların gözüne gireyim. Şum'a, millet duysun beni, işitsin, benden haberi olsun, benim fezail ve kemalatımı bilsin diye insanın içerisindeki duygu, kalbindeki duygu ve düşünceye sum'a ve riya deniyor. Riya kalpteki hastalıklardan ciddi bir hastalıktır. Gözle gözüken bir şey değildir kalpteki hastalıklar. Riyakarlık gizli bir şirk kabul edilmiştir. Aşikare aleni olarak Lat, Uzzat, Menat efendim gibi putlara tapan insanlar, onlardan bir şey bekleyen insanlar Allah'a ortak koşmuş oluyorlar ve buna ne diyoruz? Şirk diyoruz. Allah Celle ve Aleyh Hazretlerinin hiç affetmeyeceği efendim en büyük günahtır. Şirkten daha büyük hiçbir günah yoktur. Arkadaşlar, bir insan müşrik olsa, Allah'a ortak koşmuş olsa, fakat cömertliği itibariyle bütün fakirleri doyuracak, hastalarla ilgilenecek, kibarlığı itibariyle herkese gülücük atacak olsa bile ebedi cehennemden çıkması mümkün değildir. Çünkü Allah Celle ve Aleyh Hazretlerine karşı en büyük suç olan şirki işlemiştir. Dolayısıyla şirkten daha büyük hiçbir günah yoktur. Buna biz şirki celi diyoruz. Yani aşikare şirk demektir. Gerçek müşriklik de bu. Allah'a ortak koşmak. Riyakarlık da şirki hafidir. Ne demek şirki hafi? Ona gizli şirk deniyor. Yani doğrudan doğruya insanı gavur yapmıyor ama ne yapıyorsun? Diyorsun ki ben içindeki duygu olarak beni görsünler, beğensinler beni. Peki onlardan bir şey bekliyorsun, Allah'tan bir şey bekliyorsun. Demek ki burada insanlardan bir beklenti oluyor. O beklenti sanki onu Allah'a ortak koşmak gibi olur. Şimdi şöyle diyelim arkadaşlar. Adamın bir tanesi namazsız, niyazsız, beynamaz. Normalde beynamaz deriz biz de, bu Farsça bir ifadedir, normalde bi namazdır. Farsça'da bi nefi edatıdır, bi namaz namazsız demektir. Bi namaz birisi, bir müftü efendinin kızına talip oluyor. Diyorlar ki ona, ebediyen bu müftü efendi sana kızını vermez. Namazsız bir insana asla kız vermez. Ne yapman lazım? Eğer illa kızı istiyorsa, müftü efendi ibadetine çok düşkündür. Evinin yanında falanca camide her sabah namazında oradadır. Bir defa en az bir 40 gün gideceksin sabah namazında, yanında kılacaksın. Gözüne gireceksin, namaz kıldığını bilecek. Ondan sonra kızını istersen verir sana dediler. Bu adam da gerçekten 40 gün Müftü Efendi'nin namaz kıldığı camiye gitmiş. Müftü Efendi'nin yanında, sağında, solunda namaza durmaya çalışmış. Sonu ne oldu önemli değil de şunu söyleyeceğim. Şimdi herkes namaza niyet ederken ya Rabbi niyet eyledim senin rızan için sabah namazının farzını kılmaya derken, bu adam da ya Rabbi niyet eyledim Müftü Efendi'nin kızını alabilmek için namaza durmaya demiş oldu. Doğru mu? Namaz kılmayan bir insan namaza ne için geliyor? Müftü Efendi'nin kızını alabilmek için, onun gözüne girebilmek için. Ne oldu?
herkes ibadetini Allah için yaparken bu da Müftü Efendi'nin kızı için yapmış oldu. Adamın bir tanesi camide namaz kılıyor. Kuşluk namazı kılıyor. O namaz kılarken onu seyreden kişiler kendi aralarında konuşuyorlar. Diyorlar ki, ya maşallah diyorlar, şu adama bak be, kuşluk namazında kılıyor. Biz beş vakit namazı zor kılıyoruz, bu adam kuşluk namazında kılıyor. Diyorlar. Kendi aralarında konuşuyorlar, bu da duyuyor onu. Hemen alelacele selam veriyor. Selam verdikten sonra hem de oruçluyum diyor. Yani siz benim namazımı gördünüz ama oruçlu olduğumu bilmiyorsun, bir de oruçluyum diyor. Dolayısıyla burada oruçlu olduğunu ona kimse sormamıştır. İlla bilmesi, onların bunu bilmesini istemiştir. E niye bilsinler? Onların gözüne bu şekilde girmek hoşuna gidiyordu ondan dolayı. Buna ne diyoruz arkadaşlar? Riyakarlık diyoruz. Şimdi riyanın çeşitleri vardır ve riyanın verdiği zararlar vardır. Bazen arkadaşlar riya ince bir çizgidir, doğru anlaşılması lazım. Bazen insan riyadan kaçayım derken riyaya düşmüş olabilir. Bazen insan riyadan kaçıyorum diye riyaya düşmüş olabilir. Bu dersimizde veyahut da bu riya ile ilgili derslerimizin sonuna kadar bu konuda gerekli bilgilere inşallah ulaşmış olacağız. Diyor ki وَالتَّاسِعُ الرِّيَا kalpte bulunması muhtemel olan 60 tane hastalıktan bir tanesi de riyadır. الْمَبْحَثُ الْاَوَّلُ ف۪ي تَعْرِيفِهِ وَتَقْس۪يمِهِ riyanın tarifini bir yapalım diyor. Nedir riya? Onu bir görelim. Efendim, bir de kısımlarını görelim. Peki riya nedir? Huva اِرَادَةُ النَّفْعِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ riya ahireti kazanmak için yapılan amel ile ahireti değil de dünyayı murad etmektir. Bir menfaat, dünyevi bir menfaat beklemektir. Namaz kılarsam kıldığımı Müftü Efendi görürse kızını bana verir. Patron çok dindardır, benim namaz kıldığımı görürse beni işe alır. İşten birileri çıkacak, eğer benim namaz kıldığımı görürse beni işten çıkarmaz. Kıldığı namazdan dünyevi bir menfaat bekliyor. Evet, iradetü nef'i dünya bi amelil ahire. Yaptığı iş ahiret amelidir. Ahiret ameliyle ahireti kazanması gerekirken, onu niyet etmesi gerekirken neye niyet ediyor? Dünyevi bir menfaate niyet ediyor. İradetü nef'i dünya bi amelil ahire. Ev delilihi. Veyahut da ahiret ameli değil de ahiret amelinin delili ile dünyevi menfaati talep etmektir. Arkadaşlar bundan neyi kastediyor? Mesela bir insan Kur'an okuyor. Kur'an okumak nedir? Bir ameldir. Bu okuduğu Kur'an okuduğu Kur'an'ı normal şartlarda okurken, kendi kendine okurken farklı okuyor. Birileri gördüğü zaman daha farklı okuyor. Zaten amel ameldir yani Kur'an okumak. Ama sesini değiştiriyor, kıraatinin tarzını değiştiriyor. Burada ne olmuş oluyor? Yaptığı amelin, ameli zaten yapıyordu. Kimse görmüyordu kendisini. Birilerinin kendisini gördüğünü fark edince sesini değiştiriyor. Daha samimi bir hava veriyor kendisine. Mesela ağlar gibi yapıyor. Ayetleri okudukça ağlar gibi yapıyor. Halbuki niye ağlıyorsun? Kimse yokken ağlamıyorsun. Birileri varken niye ağlıyorsun? Burada ağlar gibi olmak, çok etkileniyorum ben bu ayetlerden. Bu kadar derviş birisiyim, kalbi yumuşak birisiyim. Görünümünü piyasaya arz etmeye çalışıyor. اَوْ اِعْلَامُهُ اَحَدًا مِنَ النَّاسِ مِنْ غَيْرِ اِكْرَاهٍ مُلْجِينَ veya bir insan bir amel yapıyor, ahiret amellerinden bir amel gerçekleştiriyor. Kendisi biliyor bunun yaptığı ameli, kendisi biliyor, başkası bilmiyor. Ama çıkıyor piyasaya ne diyor? Hem de oruçluyum diyor. Yani yapmış olduğu ameli Allah ile kendi arasında olduğu halde insanlara, ey insanlar haberiniz olsun, ben şöyle şöyle
bir amel gerçekleştiriyorum diyor. İnsanın bunu bir yapmış olduğu bir ameli bildirmesi bazen hani baskıyla olabilir. Ne yaptın? Söyle bakayım. Ne yapıyordun evde? Söyle bakayım. Camide ne yapıyordun? Söyle bakayım. Yani art niyetli miydin, tembel miydin, yatıyor muydun? Adam böyle bir mecburiyet karşısında yaptığını söylemeye kalkarsa orada bir ikrah söz konusudur. Bunda bir sıkıntı yoktur. Ama bir ikrah söz konusu değilken, bir baskı, cebir söz konusu değilken, Allah ile kendi arasında olan bir ameli başkalarına bildirmesi, bu da ne sayılıyor? Riya sayılıyor. وَضِدُّهُ الْإِخْلَاسِ Şimdi burada riyanın tarifini yaptı. Riyanın zıttı nedir? Riyanın zıttı ihlastır. İhlas ne demektir? وَهُوَ تَجْرِيدُ قَصْدِ التَّقَرُّبِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالَى بِالطَّاعَةِ عَنْ نَفْعِ الدُّنْيَا Yani ibadet ve itaat olan, karşısında karşılığında sevap olan bir ameli sadece ve sadece Allah'a yaklaşmak maksadı ile gerçekleştirmeye ihlas diyoruz. İhlas, halis kılmak demektir. Efendi Hazretlerimiz kürsüde çok okurdu. اَنَّاسُ هَلْكَا اِلَّا الْعَالِمُونَ وَالْعَالِمُونَ هَلْكَا اِلَّا الْعَامِلُونَ وَالْعَامِلُونَ هَلْكَا اِلَّا الْمُخْلِصُونَ وَالْمُخْلِصُونَ عَلَى خَطَرٍ عَظِيمٍ Avamilde efendim اَنَّاسُ هَلَكَا النَّاسُ اِلَّا الْعَالِمُونَ diye misal veriliyor. Ama hadis olarak nakledilirken ennâsü helkâ illel âlimûn vel âlimûne helkâ illel âmilûn vel âmilûne helkâ illel muhlisûn vel muhlisûne alâ khatırın azîm. Ne demektir bu? Ennâsü helkâ, insanlar helaktadırlar. Yandım Allah, yandım deyip feryat edeceklerdir. İllel âlimûn, âlimler müstesna. Âlim bilenler müstesna. İlim nedir arkadaşlar? Farzı ayındır, doğru mu? Her insanın İlmi halini bilmesi nedir? Farz-ı ayındır. Dolayısıyla bir insan bir amel gerçekleştirecekse illa önce ilim gerekir. Namazı kılmasını bilmeden namaz kılabilir mi? Oruç tutmasını bilmeden oruç tutabilir mi? Zekat vermesini bilmeden zekat verebilir mi? Hac yapmasını bilmeden hac yapabilir mi? Dolayısıyla önce ilim lazımdır. Eğer ilim yoksa insan zır cahilse, Ebu Cehil'in partisine mensup ise o insan helaktadır. Peki vel alimun helka illel amilun. İlim tamam. İlim elde ettik. Bilinmesi gerekenleri bildik. Kurtulduk mu? Yok. İlim amel içindir. İlmin yanında amel varsa o zaman kurtulabilirsin. Sadece ilim insanı kurtarmaz. El ilmu bila amel keşşeceri bila semer. İlim var, amel yoksa meyvesi ağaca benzer. Elma ağacı ile kavak ağacı aynı değil arkadaşlar. Kavak ağacından kimse meyve beklemez ama elma ağacından meyve bekler, armut ağacından meyve bekler. Evin önünde kavak olsa, kavak adam diktiyse kavak ağacına bir şey demez ama elma, armut 3 sene, 5 sene, 10 sene meyve vermiyorsa keserler onu, odun yaparlar onu. Şimdi insanda ilim varsa o ilim neyi doğurmalı? Ameli doğurmalı. O zaman ilim, ilimdir, işe yarar. Eğer ilim ameli doğurmuyorsa, ilim amel sonucunu vermiyorsa, o ilim faydasız bir ilimdir. İnsanı kurtaracak bir ilim değildir. İnsanlar helaktadırlar, alimler müstesna. Vel alimune helke illel amilun. Alimler de helak olacaklardır. İlim onları kurtarmaz, ancak ilmiyle amel edenler müstesna buyurulmuştur. Bu cümle her birimizi arkadaşlar ilgilendirir. El-qalil yunbi'u anil-kethir, az çoktan haber verir diye bir söz vardır. Az çoğun müjdecisidir. Şimdi diyelim ki arkadaşlar, abdest alıyoruz. Abdest alırken abdestin neleri var? Farzları var. Başka neleri var? Sünnetleri var. Başka neleri var? Edepleri var. Doğru mu? Bir de işte mekruhları var. Şimdi abdest alırken biz farzlarını yapmasak zaten abdest olmaz. Sünnetlerini biliyor muyuz? Biliyoruz.
Bildiğimiz halde sünnetlerini işlemezsek, gerçekleştirmezsek o zaman biz bilgimizle ne yapmamış oluyoruz? Amel etmemiş oluyoruz. Hem abdest alıyoruz hem konuşuyoruz. Peki abdest esnasında konuşmak mekruh değil mi? Abdest esnasında dualarla meşgul olmak edeptendir. Abdest alırken abdestin sünnetlerini, bildiğimiz sünnetlerini gerçekleştirmemiz ilmimizle amel etmek demektir. Edeplerini biliyorsak, bildiğimiz edepleriyle amel etmemiz o zaman bildiğimizle amel ediyoruz anlamına gelir. Biz abdestin edeplerini biliyoruz ama kale almıyoruz. Ondan sonra abdestin sünnetlerini biliyoruz ama kale almıyorsak biz ilmiyle amel eden birisi değiliz demektir. Arkadaşlar, bir ağacı yıkmak istedikleri zaman testereyi takarlar, başlar kesmeye. Ağaç birden yıkılmaz. Kesilir, 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 kesilir. Bir noktaya gelince yamulur. Şimdi önce edepleri terk edersin, bu zarar etmez dersin. Biraz sonra sünnetleri terk edersin, bu da zarar etmez dersin. Sonra millet farzları terk ediyor, ben vacipleri de terk etsem zarar etmez dersin. Ne oldu? Ağaç yıkılmaya başladı, kesilmeye başladı. Edepleri bile bile terk ediyorsun, sonra sünnetleri terk etmeye başlıyorsun, sonra vacipleri terk etmeye başlıyorsun, sıra geliyor farzlara. Farzları terk ettikten sonra da ağaç yıkılmaya başlıyor. Onun için ilmiyle amel etmek her ilim sahibinin en önemli vazifesidir. Hiç küçümsememek lazım. Farzı farz olarak, vacibi vacip olarak, sünneti sünnet olarak, edebi edep olarak gerçekleştirmek lazım. Fıkıh kitaplarında edebin, sünnetin, farzın, vacibin tarifini ve hükmünü söyler. Edebi yapan insan, gerçekleştiren insan sevabı elde eder, ukbada mükafat alır. Ama dünyada levme layık değildir, levmi hak etmemiştir. Yani insanların huzurunda onu azarlamak, ayıplamak, kusurlamak doğru mudur? Doğru değildir. Ama şunu söyleyelim biz, edebin zıttı nedir? Edepsizlik değil mi? Yani abdest alıyoruz, namaz kılıyoruz. Adabına riayet ederek kıldığımız namazı edepli kıldığımız bir namaz olur. Doğru mu? Peki adabına riayet etmeden kıldığımız bir namazı, yani affınıza sığınarak söylüyorum, edepsizce bir namaz kılmış oluyoruz. Bir de şu var arkadaşlar. Mesela diyelim ki bir arkadaşın bir arkadaşına karşı edepte çok dikkatli olmaması dikkat çekmez. Arkadaşlar arasında terkül edebi beynel ihvani edebun. Terkül edebi beynel ihvani edebun. Yani arkadaşlar ve dostlar arasında böyle ara sıra şaka yapmak, bazen ölçüleri biraz zorlamak, o da samimiyetten sayılır, bu zarar etmez. Ama diyelim ki saygın bir hoca efendiye karşı aynı yanlışı yapsak ne olur? O ciddi manada sıkıntı sayılır. Şimdi arkadaşlar, berduş kelimesi Farsça bir kelimedir. Duş omuz demektir. Berduş da omuz üzeri demektir. Şimdi bir insan ceketini, pantolonunu böyle çıkarır da kollarını omuzuna atarsa berduşluk yapma derlerdi. Şimdi arkadaşın yanında attın ceketini veya cübbeni omuzuna, öyle dolaşıyorsun, zarar etmez. Arkadaşlar arasında çok ciddi bir şey değildir bu. Ama diyelim ki babanın yanında, hocanın yanında attın cübbeni veya ceketini omuzuna, omuzlarında taşıyorsun onu. Bu nedir şimdi? Bir edebe riayetsizliktir. Normalde hiç kimsenin olmadığı yerde bile, en azından bizim örfümüzde bu sabittir. Pakistan ve Hindistan tarafında insanlar biraz daha farklı alışmışlardır. Bacak bacak üzerine oturma meselesi. Bacak bacak üzerine atma meselesi bizde edebe muhalefet sayılır ve edepsizlik sayılır. Hiçbir zaman bir evladının babasının yanında bacak bacak üzerine attığını Türk milletinde göremez. Doğru mu arkadaşlar? Hatta şöyle bir manzara ile karşılaşmıştım. Bir gün Kocatepe'deyim. Genç birisi geldi bana. Çok da tanıdığım bir abi kardeşimiz vardı. Dedi ki hocam, dedi, İmam Hatip mezunu bir kızı vardı. Ben de kızına talip oldum. Söz kestik dedi. Kızıyla söz kestik dedi. Bir gün dedi eve gittim. Oturuyoruz dedi oturma odasında.
Benim nişanlım dedi, babasıyla beraber oturuyoruz. Nişanlım dedi, gitti içeriden kahve getirdi. Babasına getirdi, bana getirdi. Bir tane de kendisine getirdi. Oturdu, bacak bacak üzerine attı babasının yanına. O manzarayı görünce ben bittim, tükendim. Oradan çıktığım zaman hemen haber gönderdim, bu iş bitmiştir. Yani babasının yanında bacak bacak üzerine atan bir hanım kızın terbiyesi benim aile terbiyeme uymaz dedim. Söz yapmıştık dedi, söz yüzükleri attım, ben bu işten vazgeçtim dedi. Yani edebi bir insan büyüklerine karşı çiğnediği zaman ne oluyor? Biraz daha ayıp oluyor. Şunun için bu örnekleri verdim. Peki biz namaz kılarken, abdest alırken edepte sıkıntımız varsa kime karşı olmuş oluyor bu? İbadet içerisinde olduğuna göre Allah'a karşı olmuş oluyor. Onun için ibadetlerdeki edeplere dikkat etmek nedir? Çok daha önemlidir. Neyse döndük biz yine hadis-i şerifimize. اَنَّاسُ هَلْكَ اِلَّا الْعَالِمُونَ İnsanlar helektedirler, alimler müstesna. وَالْعَالِمُونَ هَلْكَ اِلَّا الْعَامِلُونَ Alimler de helektedir, ancak amel edenler müstesna. İlim amel işindir. وَالْعَامِلُونَ هَلْكَ اِلَّا الْمُخْلِصُونَ Amel edenler de helektedirler. Sadece ihlas üzere yapanlar kurtulurlar. Amel yapıyor ama riyakarlık var işin içerisinde, kurtulamaz. Eğer ihlas üzere yaparsa, samimiyet, sadece ve sadece Allah için, Allah rızası için yaparsa, onlar kurtulabilirler. وَالْمُخْلِصُونَ عَلَى خَطَرٍ عَظِيمٍ İhlaslı olanlar da hatarı azim üzeredirler. Buna iki türlü mana veriliyor arkadaşlarım. Yani büyük bir nasipleri vardır anlamında olur. عَلَى خَطَرٍ عَظِيمٍ Yani Allah'tan nasipleri büyüktür. Hatar bazen tehlike manasına da gelir. وَالْمُخْلِصُونَ عَلَى خَطَرٍ عَظِيمٍ Muhlisler de büyük bir tehlike üzeredirler. Ne demektir? Şeytan Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerine şöyle söz verdi. لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِصِينَ مِ مُخْلَصِينَ مِ مُخْلَصِينَ Muhlis, ihlaslı olmaya çalışan, muhlas, ihlasta zirveyi yakalamış. İhlası onaylanmış. İşte muhlis hala tehlikededir. Şeytan çünkü onu da yoldan çıkaracağım diyor. Muhlas olursa ihlasta devam, ihlas Allah tarafından onaylanır. Tabiri caizse mühürlenirse o zaman artık şeytan diyor ki ben ona dokunamam diyor. O benim kapsama alanımın dışına çıkmıştır. Demek ki şeytanın kapsama alanında olan alimler, kapsama alanında amiller, kapsama alanında muhlisler, kapsama alanında muhlaslar, kapsama alanının dışındadır. Biliyorsunuz hacca ve umreye giden insanlar Kabe'yi ilk gördükleri zaman yaptıkları duanın makbul olduğunu bilirler. Ve dolayısıyla Kabe'yi görecekleri zaman hazırlık yaparlar daha önceden ne dua yapacakları konusunda. Tabii burada standart bir dua yoktur. Birileri bir meseleyi çok önemserler, onu isterler. Bir başkası bir başka konuyu çok önemseyebilir. Bu konuda alimlerden değişik rivayetler vardır, nakiller vardır. Mesela bazısı Kabe'yi görür görmez Allahümme cealni minel muhlasîn min ibadikel muhlasîn duasını yapmayı benimser. Neden? Çünkü muhlastan olma duası kabul edilirse şeytanın kapsama alanının dışına çıkmış oluyor. Şeytandan kurtulunca efendim selametle cennete doğru giderim. Efendim inancı ve müjdesi onu mutlu ediyor. Bu bakımdan vel muhlisuna ala khatarin azim iki mana veriliyor. Nasipleri çok büyüktür. Gerçekten ilim var, amel var, ihlas var. Cenab-ı Hak yağdırır da yağdırır ona rahmetini, bereketini. İkincisi ihlaslı olanlar evet ilim var, yanında amel var, ihlas var. İyi noktaya gelmiş ama hala tehlike devam etmektedir. Nedir o tehlike? Efendim şeytanın burnunu sokması ve bulandırması, işi bulandırması hala devam ediyor. Peki, riya ile ihlas birbirinin %100 zıttıdır. Riya, ihlasın zıttı. İhlas da riyanın zıttıdır. Riya, başkasının beğenmesi, başkasından bir menfaat beklemek niyetiyle bir ahiret amelini gerçekleştirmektir. Riya ise halisen, muhlisen sadece ve sadece
Allah Celle ve Ala Hazretlerinin rızasını kazanmak için yapılan bir ibadettir. Ve huve tecridu kasdı takarrubi ilallahi teala bitta'ati an nef'i dünya. Dünya menfaatinden ne yapıyorsun? Tecrid ediyorsun. Ve anil i'lami sâbik. İbadetini yaparken çok samimi olarak yapıyorsun. Yaptıktan sonra da birileri beğensin, bana onay versinler, okey versinler, onların gözüne gireyim diye ne yapmıyorsun? Bildirmiyorsun amelini. Yaparken çok samimi yapıyorsun. Daha sonra da millet bilsin bundan haberi yoktu, bilsinler de beni ona göre takdir etsinler diye bildirmek de söz konusu değil işin içerisinde. Şu vardır arkadaşlar, hadis-i şeriflerde görmüşsünüzdür. Mesela bir insan bir amel yapıyor, sırf Allah için yapıyor. Daha sonra birisi bir şekilde duyuyor, kendisi bilgi vermiyor. Yani ben bildireyim de insanların gözüne gireyim bu niyetle değil. Fakat bir şekilde muttali oluyorlar onun bu ameline. Duyuyor sağdan soldan insanların kendi amelini duyduğunu, hoşuna gidiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sormuşlar bundan. O şöyle cevap vermiştir. Efendim, اِنَّ ذَلْكِ مِنْ عَاجِلِ بُشْرَ الْمُؤْمِنِ. Yani sen bir ameli samimi olarak yaptın, ihlaslı olarak yaptın. Fakat daha sonra birileri duydu, senin de işinden böyle yani bildikleri hoş oldu, güzel oldu gibi geçtiyse, bu diyor müminin diyor, ahirette alacağı mükafatın dünyadaki peşin verilen bir müjdesidir. Yani bu zarar etmez diyor. Yani diyelim ki sen iyi bir hafızı kelamsın. İnsanlara hava atmıyorsun, ben hafızım, bilim ben hafızım diye. Böyle bir şey yapmıyorsun. Riyakarlığın söz konusu değildir. Ama birisi bir şekilde öğrenmiş senin kuvvetli hafız olduğunu. Efendim, birilerinin bunu bildiğini sen bildin de mutlu oldun onların bunu bilmesinden. Bu mutluluk diyor zarar etmez Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Arkadaşlar, ihlas sırf sadece ve sadece Allah için yapılan amele deniyor. Bir dünyevi menfaat karşılığında beklenmiyor. Hadis-i kutsi de Allah Celle ve Aleyh Hazretleri ihlas ile ilgili el-ihlasu sirrun min sirri. İhlas benim sırlarımdan bir sırdır diyor. İstevda'tuhu kalbe men ahbabtuhu min ibadi. Kullarımın içerisinden kimi seversem onun kalbine ihlası yerleştiririm diyor. Nedir hadis-i kutsi arkadaşlar? Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki ihlas benim sırlarımdan bir sırdır. Onu sevdiğim kullarımdan sevdiğimin kalbine yerleştiririm. Kıymetli arkadaşlar, biz şuna inanıyoruz ki kainatta ne var ise, ne olacaksa hepsinin Haliki birdir, Allah'tır. Allah'tan başka Halik yoktur. İhlas mı istiyoruz? Allah'tan isteyeceğiz. İlim mi istiyoruz? Allah'tan isteyeceğiz. Zeka mı istiyoruz? Allah'tan isteyeceğiz. Hidayet mi istiyoruz? Allah'tan isteyeceğiz. Her şeyin Haliki Allah'tır. Ben ihlasımı yetersiz görüyorsam gidip bunu manavdan alamam, fırından da alamam. Bir başka yerden de alamam. Gidip birisine bana ihlas ver desem bana ihlas veremez ki. Peki kimden, nereden temin edebilirim? Açacağım ellerimi, yumacağım gözümü, samimi duygularımla Allah'ım benim samimiyete, ihlasa ihtiyacım var. Bana ver Allah'ım, bana ver Allah'ım diye ondan isteyeceğiz. Doğru mu? İhlas benim sırlarımdan bir sırdır. Kullarımın içerisinden kimi seviyorsam onun kalbine onu yerleştiririm diyor. Öyleyse her birimizin o ihlasa ihtiyacı var. Ellerimizi kaldırdığımız zaman Cenab-ı Hak'tan o ihlası hepimiz kendi adımıza istemeliyiz. Arkadaşlarımızın adına da istemeliyiz. Allah'ım beni, arkadaşlarımı ihlaslı ve samimi eyle. Falanca arkadaşımı, hocamı ihlaslı ve samimi eyle. Bir insan arkadaşına, mümin kardeşine, hocasına, talebesine dua ettiği zaman duası garantidir arkadaşlar. Nasıl garantidir? Çünkü bir insan bir Müslüman kardeşine gıyabında dua ederse,
Gıyabında dua ederse, yüzüne karşı dua etmek ayrıdır, gıyabında dua etmek ayrıdır. Bir insan bir Müslüman kardeşine gıyabında dua ederse, karşısına bir melek dikilir, وَلَكَ مِثْلُ ذَٰلِكَ وَلَكَ مِثْلُ ذَٰلِكَ der. Yani aynısını Allah sana versin, aynısını Allah sana versin. Sen, ben günahkar ağzımızla bir mümin kardeşimize dua ederken, günahsız bir melek bize dua etmiş oluyor. Aynı duayı bize yapmış oluyor. Biz kardeşimize dua ediyoruz, melek de bize dua etmiş oluyor. Dolayısıyla bir insan kendisi için yaptığı dua elbette duadır, ibadettir, zikirdir, işe yarar, kabule şayandır. Cenab-ı Hak ya dünyada ya daha ya dünyada peşinen veya veresiye daha ileriki zamanlarda kabul eder veya ahirette mutlaka bu yaptığımız duaların faydasını görürüz. Ancak Müslüman kardeşimize, mümin kardeşimize, hocamıza, arkadaşımıza, anamıza, babamıza gıyabında yaptığımız dualarda karşımıza bir meleğin dikildiğini ve bize de aynı duayı meleğin yaptığını unutmayalım. Onun için ihlas konusunda hem kendimize dua edelim. Ben size şu garantiyi vereyim arkadaşlar. Eğer siz ihlas için kendi adınıza yapacağınız duanın kabul olmasını istiyorsanız bana dua edin. Allah'ım bu Ali'yi de ihlaslı ve samimi kıl derseniz kesinlikle sizin kendi adınıza yapacağınız dua kabule şayandır. Garanti veriyorum size arkadaşlar. Anlaştık mı? Bakın bana dua ederseniz ihlas ve samimiyet konusunda sizin ihlas konusundaki kendi adınızdaki duanız %100 kabule şayandır. Garantisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yeter mi garanti olarak? Yeter. Zünnûn-i Mısri der ki ihlas riyanın zıttıdır. Bir insanda ihlas mı var, riya mı var? İhlaslı olmanın alameti nedir? Ben bir namaz kıldım. Efendim, ben bir ibadet yaptım. Allah için yapılması gereken bir ibadeti yaptım. İhlaslı mıyım, değil miyim? İhlas bende zirvede mi, değil mi? Bunun alameti nedir? Diyor ki, istiva'ul medhi ve zemmi. Birileri yaptığın ibadetten dolayı seni övmüşler. Veyahut da birileri zemmetmiş. Onların methetmesiyle zemmetmesi senin nezdinde aynı ise o zaman sen bunu Allah için yaptın demektir. İhlas zirveyi yakaladı demektir burada. Çünkü Es-Sa'idu billah ve la yekâfûne levmete laimin. Kınayanın kınamasından mümin korkmaz. Sen namaz kıldın diye, sarık sardın diye, sakal bıraktın diye, ulûm-i şer'iyeye genç yaşta kendini tahsis ettin diye birileri çok affedersin hav 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 yaparsa ne yapacaksın? Onu hav hav kabul edeceksin. Çok affedersin köpeğin havlaması gibi kabul edeceksin. Köpeğin havlamasını kale almadığın gibi onun da havlamasını kale almayacaksın. Genç yaşta kızlarla gezmiyor diye, harama bulaşmıyor diye, ibadetine düşkündür diye kardeşim sen gençliğini yaşasana, ayıplıyor seni dürüstlüğünden dolayı, ibadete düşkünlüğünden dolayı seni ayıplıyorsa, onu mahallede, sokakta çok affedersin, hav 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 havlayan köpek gibi kabul edeceksin. O köpeğin havlamasına bir şey demezsin, sesini çıkarmasın, sus köpek, sus demezsin ona. Zaten köpek köpekliğini yapar. Kış kışlığından affedersin, puş puşluğundan vazgeçmez. Bu adam da affedersin, puşluğunu yapıyor. Bundan ne yapmayacaksın? Etkilenmeyeceksin. Üzülmeyeceksin. Kendi adına üzülmeyeceksin. Diyelim ki birileri de seni göklere çıkar, evliya gibi, maşallah, melek gibi falan, öyle hindi gibi şişmeyeceksin. Hindi gibi şişersen yılbaşında keserler seni. Efendim, demek ki ihlas ve samimiyetin göstergesi nedir? İhlas ve samimiyetin göstergesi, yapmış olduğumuz ibadetlerde birileri bizi övse durumumuz neyse, birileri bizi zemmetse durumumuz aynıdır. Fark etmez. Ha methetmiş, ha zemmetmiş. Çünkü ben onun için yapmadım ki. Onun methine ihtiyacım yok. Onun zemminden de bana bir zarar gelecek değildir. Ben bildiğim yolda devam ederim. İhlasın alameti üçtür diyor. Bir tanesi neymiş? Methu zem müsavi olursa bir insanın nezdinde
efendim onda ihlas var demektir. وَنِسْيَانُ رُؤْيَةِ الْاَعْمَالِ Bir de insan yaptığı amelleri unutacak. Yaptığı amelleri unutacak. Yani ben işte şu kadar namaz kıldım, şu kadar tavaf ettim, şu kadar oruç tuttum. Durmadan gözünde o yaptığı ibadetleri ne yapmayacak? Biriktirip efendim sanki çok şeyler yapmış gibi gözünde büyütmeyecek. Yaptıkların doğru, hazine atıp kumbaranın içerisine adam para atınca 1 lira attım, 2 lira attım, 3 oldu, 5 oldu sayar mı? Yok. Nasıl olsa kumbarayı vereceğim, onlar sayar onu der. Doğru mu? Yani kumbaranın içerisinde ne yapıyor vatandaş? Para atıyor. Atarken sayıyor mu parayı? O kumbarayı verecek bir hayır kurumuna. Hayır kurumunun kumbarasıdır. Dolduğu zaman götürüp veriyor. Sadece mutlu olmak istiyor. Sonunda ne kadar birikti o kadar yani. Biz de yaptığımız amelleri tabiri caizse kumbaranın içerisine atıyoruz. Ne zaman bileceğiz bunları? Yarın ahirette bileceğiz. Eğer bir mümin yaptığı güzel amelleri kendi gözünde büyütürse o ameller küçülür. Yaptığımız amelleri gözümüzde küçültürsek ameller nezd-i ilahiyede büyür. Başka bir şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Diyelim ki bir namaz kıldık. Kıldığımız namazdan sonra kendimiz bu namaz ki namaz oldu be dersek o namaz küçüldü be, vav gibi oldu. Bir namaz kıldık. Ya ağzını burnunu kırdım, beceremedim, hakkını veremedim bu namazda. Yani Allah kabul etsin işte yani. Zar zor idare edilir bir namazdır dersek Allah onu büyütür. Bir amel ki onda ezilmek, büzülmek vardır, boynunu bükmek vardır, beceremedim demek vardır. Allah o yalvarışımızı, o duruşumuzu, boyun büküklüğümüzü, kalpteki ezikliğimizi merhametine vesile kılar. Haydi kulum be. Ben bunu âlâ-i illiyyinde kabul ettim der. Biz kendi amellerimizi gözümüzde büyütürsek, kardeşim işte ya, 5 vakit namazı kılıyoruz, cuma ise gidiyoruz, Ramazan ise oruç tutuyoruz, yeter artık de. Yapma ya, bir de alacağın kalmış be. Borcunu bitirmişim, bir de alacağın kalmış. Dün bir hoca efendi geldi. Dedi ki dersimi değiştirmeye geldim. Olur dedim. Dedi ki hocam dedi, gerçi dedi, dersimi hep yapıyorum, aksatmıyorum. Ama doğru düzgün de yapamadım dersimi dedi. Doğru düzgün hakkını vererek de dersimi yapamadım dedi. Dedim hoca efendi sana bir soru sorayım. Sor dedi. Gerçekten doğru düzgün kıldığın kaç tane namaz var? Durdu. Yok dedi. Yani namazımızı biz zaten doğru düzgün kılamıyoruz. Doğru düzgün kılamadık diye namazımızı bırakıyor muyuz? Yok. Peki tesbih dersin var, tarikat dersin var. Ya ben bir türlü tam yapamıyorum. Kardeşim hangisini yapıyorsun ki? Yapıyorum dediğin zaman zaten bitmiştir. Yapıyorum dediğin zaman asıl yapmadığın o zamandır. Bir ders yaptın. Ya bu olmadı. Olmadı dediysen işte oldu. Bu oldu ya işte olmadı. Oldu dediğin zaman olmamıştır. Olmadı dediğin zaman olmuştur. Boynunu bükeceksin. Allah'ım ben beceremedim diyeceksin. Sen kabul edersen kabul edilir diyeceksin. Sen kabul etmezsen bu kabule şayan bir ibadet değildir diyeceksin. Demek ki ihlasın, riyanın zıttı olan ihlasın alametlerinden birisi nedir? İnsan yaptığı amelleri görmeyecek. Gözünde büyütmeyecek. Üçüncüsü de وَقْتِضَاءُ ثَوَابِ الْعَمَلِ فِي الْآخِرَةِ Yaptığı amelin sadece ve sadece ahirette karşılığını bekleyecek. Yani şu da olmamalı arkadaşlar, bizim duygularımızda şu da olmamalı. Ben namazımı kılarsam Allah bereket verir de verir. Dünyada bir elim balda, bir elim yağda olur. Bak yine işi çevirdin dünyaya. Sen kıldığın namazın karşılığını ne zaman bekle? Ahirette bekleyeceksin. Arkadaşlar, evet namaz bereket olur. Namaz insanın kazancına bereket verir. Ancak şunu söyleyeyim size. Eşeddül bela, devam edin. Alel enbiya. Belaların en şiddetlisi peygamberlere geliyor. Sümmel akrab fel akrab.
sonra peygamberlere yakın olanlara, sonra onlara yakın olanlara. Yani Allah nezdinde derece yüksek oldukça belalar çoğalıyor dünyada. Niye öyle? Arkadaşlar, terazi şimdi, teraziler böyle iki kefeydi ya. Şimdi buraya ne kadar ağırlık koyarsan burası o kadar yukarı çıkar. Doğru mu? Terazinin bir kefesi ne kadar aşağı inerse öbür taraf o kadar yukarı çıkar. Dünyadaki musibetler ahireti şöyle yukarıya doğru tırmandırır. Dolayısıyla Allah Celle ve Ala Hazretleri peygamberlerine en yüksek makamları vereceği için onları sıkıntılarla karşı karşıya bırakır. Rivayet edilir ki İsa Aleyhisselam demiş ki, ya Rabbi demiş, benim bir vezirim var. Bu vezirim, ben çok memnunum Allah'ım, bunun derecesini âli eyle demiş. Üç gün sonra veziri işe gelirken bir canavar parçalamış onu. İsa Aleyhisselam demiş ki, ya Rabbi, ben mi yanlış söyledim? Ben vezirimden çok memnunum dedim. Bunu çok yüksek derecelere ulaştır dedim. Üç gün sonra vezirim parçalandı. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri, ya İsa sen çok yüksek dereceye çıkmasını benden istemedin mi? Evet. Ben ona yüksek bir derece biçtim. Ancak yapmış olduğu ameller kendisini o dereceye çıkarmaya elverişli değildi. Böyle bir canavarın parçalaması ancak onu o dereceye yükseltti. Sonuçta onun ölüm saati gelmiştir. Bir canavar parçaladığı zaman, bir bela ve musibetle ruhunu teslim ettiğinde, efendim ne oldu? Kendisine benim biçmiş olduğum o yüksek makama, o bela, yani bir müminin, bir Müslümanın karşılaşmış olduğu bela ve musibet, mihnet ve meşakkat, terazinin kefesi gibi bu tarafı bastırıyor, öbür tarafı ne oluyor? Çıkmış oluyor. Öyle değerlendirmek lazım. وَيُثْمِرُ الْإِحْسَانِ Peki, ihlas riyanın zıttıydı. İhlas neyi temin eder insana? Ve yüsmirul ihsane, ihsanı meyve olarak verir. İhlasın semeresi nedir? İhsandır. İhsan neydi arkadaşlar? En ta'budallâhe ke enneke terâh fe illem tekün terâh fe innehu yarâk. İhsan, en ta'budallâhe, Cenab-ı Hakk'a ibadet ediyorsun, ke enneke terâh, sanki sen onu görüyorsun. Buna müşahede makamı denir arkadaşlar. Sanki onu görüyorsun. Allah'ı görüyorsun gibi ona ibadet edeceksin diyor. Buna ne makamı deniyor? Tasavvufta müşahede makamı deniyor. Allah'ı görüyor gibi ona ibadet eden insan, ibadetinde ne olur arkadaşlar? Samimiyetin zirvesini yakalamış olur be. Yapabileceğinin en güzelini yapmış olur. Bir beşer olarak, kul olarak yapacağı en kaliteli ibadeti, en kaliteli zikri, en kaliteli kulluğu o zaman gerçekleştirir. Fe illem tekün tera, eğer müşahede makamını yakalayamadıysan, yani Mevla'yı görür gibi olamadıysan, fe innehu yarake, o seni görüyor. Sen göremedin, müşahedeyi yakalayamadın. Ama şunda şüphen var mı? O seni görüyor. Bunda şüphen var mı? Yok. O zaman murakabe, buna da murakabe makamı deniyor. Birincisine müşahede makamı, ikincisine ne deniyor? Murakabe makamı. Ne demek murakabe? O beni görüyor, o beni gözetliyor. Kamerada, EDS'de, efendim, seyrediliyorum, gözüküyorum. Allah Celle Celaluhu beni görüyor, beni murakabe ediyor. Buna da murakabe makamı deniyor. İhlas, insana ihsan makamını, ki makamların en güzeli, en yükseğidir. لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا İhsan makamını yakalayan kullar için el-husna, en güzel cennet vardır. Ahsenu el husna. Husna, ahsenu ismi tafzildir, değil mi arkadaşlar? Ahsenu ismi tafzildir. Husna onun müennesidir. Lillezine ahsenu, ihsan makamını yakalayanlar için vardır. El husna, en güzel olan cennet var. Yetmedi ve ziyade, bir de artısı da var. Sadece cennet değil, o cennette bir de cemalullah vardır. Arkadaşlar, inşallah nasip olur. Böyle eksiksiz, firesiz, annelerimizle, babalarımızla, hocalarımızla, arkadaşlarımızla, talebelerimizle cennete bir gireriz inşallah. O cennetin o sonsuz nimetleri, güzellikleri
hiçbir kimsenin aklına hayaline gelmedik güzellikler. Orada insan gördükçe hayran olacak, gördükçe hayran olacak. Yok bunun ötesi diyecek, yok bunun ötesi yok diyecek. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu cennetteki kullarına tecelli edecek. Kullarım, var mı benden isteğiniz? Allah'ım bu kadar nimetler verdin, biz ne isteyebiliriz ki? İsteyecek bir şey kalmadı ki. اَلْيَوْمَ اَحْلَلْتُ لَكُمْ رِضَائِ فَلَا أَسْخَتُ لَكُمْ بَعْدِي اَبَدًا Ey kullarım, ben size rızamı helal kıldım, ben sizden razıyım. Bundan sonra ebediyen size bir daha gazap etmeyeceğim. Arkadaşlar, şöyle kendinizi bir cennette hissedin. Sonsuz o güzel nimetler içerisinde, hayranlıklar içerisinde kaldık. Allah Celle ve Ala Hazretleri bu nimetleri bize veren Allah Celle Celaluhu bize teveccüh ediyor, bize tecelli ediyor ve bize diyor ki kullarım, nasıl durumunuz? Allah'ım, yok bunun ötesi yok. Allah'ım bunun ötesi yok. İsteyecek hiçbir şey kalmadı dediğimiz anda bize beklemediğimiz bir cümleyi söylüyor. Ve diyor ki, ben sizden artık razıyım. İmtihan bitmiştir, imtihanı kazandınız. Ben sizden razıyım. Bundan sonra ebediyen bir daha sizinle benim aramda farklı bir şey olmayacak. Hep ben sizden razı olacağım. Radiyeten merdiyeten. O bizden razı, biz de ondan razı. İşte bu cümleyi Cenab-ı Hak cennette efendim beyan buyurduğunda o cennetteki insanlar cennete girdiğine sevindiklerinden daha ziyade buna sevinecekler. İnşallah buna sevineceğiz. Rabbim o günleri görmeyi nasip eder. En ta'budallaha ke'enneke terah. Demek ki ihsan makamı öyle bir makamdır ki lillezine ahsenu el-husna. En güzel cennet vardır. Yetti mi? Yetmedi. Ve ziyade. O ziyade nedir? Cemalullah'tır. O ziyade nedir? Rıdaullah'tır. Estaizu billahi, hel cezaul ihsani illel ihsan. Sende ihsan varsa, ihsan makamı varsa, bunun karşılığı da ihsandır. İbadetin, kulluğun en zirvesini gerçekleştirir ihsan makamında olan insan. Allah'ı görür gibi ona ibadet eden, müşahede veya murakabe ile hayatını süsleyen, Allah'ı görür gibi, en azından o beni görüyor gibi hayatını sürdüren bir insan neyi hak etmiştir? O da nimetin, ihsanın, ikramın en yükseğini hak etmiştir. Hel cezaul ihsani illel ihsan ayeti kerimesi bunu ortaya koyuyor. Ve huve en te'abudallaha ke'enneke terah fe illem tekün terahu fe innehu yarak. Peki arkadaşlar, o zaman şöyle bir değerlendirme yapalım. Bugünkü dersimizi bu kadarla bitirmiş olayım. Riya, bir insanın ahireti, Cenab-ı Hakk'ın rızasını ve sevgisini kazanmak için yapmış olduğu bir amelde dünyevi bir menfaat beklemektir. Eğer ahiret ameliyle bir dünyevi menfaat bekliyorsa bu ibadette ne vardır? Riya vardır. Allah Celle Celaluhu riyalı ibadeti kabul etmez. Bir riya kalpteki bir hastalıktır. Bir amelin içerisine girdiği zaman elmanın, armutun, fındığın, cevizin içerisine giren bir kurt gibi ne yapar? Orada dura dura o cevizin içerisini çürütür. Fındığın içerisini çürütür. Elmayı çürütür, armutu çürütür. Bizim de amelimizin içerisine giren riyakarlık bizim o Allah için yapıp cennet ve cemalullah'ı kazanmamıza vesile olacak olan o amelimizi çürütür, beş para yapmaz hale getirir. Riyanın zıttı ihlastır. İhlas da bir insanın yapması gereken ameli, yaptığı ameli sadece ve sadece Allah rızası için ve ahirette karşılığını elde etmek için yapmasıdır. Bu ihlas semer olarak ihsan makamını doğurur. İhsan makamı ise kulların kulluk makamında elde edebilecekleri en sağlam ve en zirve bir makamdır.
İhsan makamı kendi içerisinde ikiye ayrılır. Bir müşahede makamı, bir de murakabe makamı. Müşahede Allah'ı görür gibi olmak demektir. Murakabe, ben göremiyorum ama görülüyorum, o beni görüyor makamı. Demek ki ihsan da kendi arasında böylesine iki dereceye ayrılıyor. Şimdi arkadaşlar, biz inancımız gereği hiç kimsenin olmadığı yerde, evde yapayalnızız, kimse yok evde. Anahtarı da içeriden kilitledik yani. Birisi de anahtar elinde olan birisi de kapıdan içeri girip bizim haberimiz olmadan, biz anahtarı çevirmeden içeri girme şansı yoktur. Şimdi böylesine bir evin içerisindeyken tamamen anadan uryan, çırılçıplak dolaşabilir miyiz? Dolaşsan namahrem yok ki, kimse görmedi seni. Kimse görmedi seni ama ihsan makamındaki bir insan Cenab-ı Hakk'ı görür gibi olmalıdır. Kul olarak dolaşıyorsun ama gözüküyor musun? Sağında solunda melekler var. Allah da seni görüyor. Ne yapıyorsun burada? Kimse yok ama. Kimse yok ama ben bir kulum. Benim Rabbim var. Doğru mu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin affedersiniz büyük abdest ve küçük abdestle ilgili usul ve adabından bahsederken kitaplarda der ki eğilirken, yere eğilirken elbisesini toparlardı. Yani önce elbisesini çekip ondan sonra oturmazdı. Ya nasıl? Otururken elbisesini çökerdi. Maksat ne? Avret mahallesi zaruret miktarınca açık olmuş olacak. Zaruret miktarı. Onun dışında. Bizde de usul nedir? Bir insan affedersiniz tuvalette ihtiyacını görecek. Biz kul olarak nerede olursak olalım daima Rabbimize karşı elimizden gelen edebi korumak mecburiyetindeyiz. Ne yaparız? Affedersiniz helada. Önce elbisemizi aşağı çekip ondan sonra oturmayız. Ya otururken elbisemizi aşağı çekeriz. Neden öyle? Avret mahallimizin açık kalma süresini azaltmak için zaruret miktarı avret mahallimiz açık olsun diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evli olan eşlerle ilgili efendim develerin birleştiği gibi birleşmeyin diyor. Develerin birleştiği gibi birleşmeyin. Ne demek develerin birleştiği gibi birleşmeyin? Yani deve çırılçıplak zaten erkeği dişisiyle beraber alâ meleyn nas işini görür. Yani siz eşlerinizle birleşeceğiniz zaman tamamen nasıl olsa odada kimse yoktur. Anadan uryan çırılçıplak üzerinizde yorgan, battaniye hiçbir şey yokken bu şekilde yapmanız uygun değildir. Birleşmeniz uygun değildir. Zira bir insan eşiyle birleşeceği zamanda bile dikkat edebileceği usul ve adapta ne varsa bunu yerine getirmesi, buna dikkat etmesi müşahede makamı dediğimiz veya murakabe makamı dediğimiz makamın ona sağlamış olduğu avantaj ve kalitedir bu. Yani kısacası arkadaşlar, biz hayatımızın her safhasında nereye dikkat ederiz? Allah bizi görüyor. Biz onu göremesek bile o bizi görüyor. Öyleyse ben gözüken birisi olarak neler yapabilirim, neye dikkat edebilirim? Bunları efendim düşünerek kulluğun en kalitelisini, edebin en iyisini, en güzelini ortaya koymuş oluruz. Sonuçta biz edebe dikkat ettiğimizde, Mevla bizi görüyor gibi hareket ettiğimizde sadece biz kazanmış oluruz. Allah'ın bizim hiçbir ibadetimize ve hassasiyetimize ihtiyacı yoktur. Bu hassasiyetler bizim kalitemizi artırmış olurlar. Yüce Rabbim Celle Celaluhu her birimizi hayatımızın her safhasında riyadan beri eylesin. İhlas ve samimiyette zirveyi yakalamaya her birimizi muvaffak eylesin. Yüce Rabbim ihsan makamı olan o yüceler yücesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize tavsiye ettiği ve öğrettiği Cibril hadisinde bize öğretmiş olduğu o yüce makamı, ihsan makamını yakalamayı ve hayatımızı o ihsan makamı içerisinde sonlandırmayı Rabbim nasip eylesin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu için, bütün geçmişlerimizin ervahı için, bu müesseselerin yapılmasında ve devamında emeği geçip
ahirete göçmüş olan ashab-ı hayratın ruhları için, her birimizin bugünlere gelmemizde üzerimize emeği geçmiş olan aile büyüklerimizin, hayır sahiplerinin ve dostlarımızın, ahirete intikal edenlerinin de ruhları için, Allah rızası için El-Fatiha.